Bir izotopun 16 proton, 18 elektron ve 16 nötronu vardır. Bu izotopun hangisi olduğunu belirleyin. Her zaman olduğu gibi şimdi videoyu durdurun ve soruyu benden önce kendi kendinize çözmeye çalışın. Hatta size bir ipucu da vereyim. Bu soruyu çözmek için periyodik tablodan yararlanabilirsiniz. Denediniz ve cevabı buldunuz öyle değil mi? Bir element sahip olduğu proton sayısına göre belirlenir. Bunun içinde size proton sayısı verildiğinde periyodik tabloyu kullanarak bu elementin hangi element olduğunu bulabilirsiniz. Soruda 16 protondan bahsedildiği için atom numarası 16 olan elemente geliyorum ve bunun sülfür olduğunu görüyorum. Buraya hemen büyük bir S yazayım. Şimdi bir de bu izotopun kütle numarası hakkında düşünmem lazım. Tüm sülfür atomlarının 16 protonu bulunur ama nötron sayıları farklı olabilir. Öyle değil mi? Bundan dolayı da nötron sayıları farklı olan sülfürler farklı izotoplar olurlar. Burada 16 proton ve 16 nötron var. Proton ve nötron sayısını toplarsak kütle numarasını elde ederiz. 16 artı 16, 32 eder. Bir de herhangi büyük olup olmayacağına bakalım. Protonların pozitif, elektronların negatif yükte olduklarını biliyoruz. Proton ve elektron sayıları birbirlerine eşit olsaydı yük olmazdı ama buradaki elektron sayısı daha fazla olduğu için, evet proton sayısından 2 fazla olduğu için negatif yüklü parçaların sayısı da fazla olacak. Başka bir deyişle eksi ikilik bir yükten bahsediyor olacağız. Bunu eksi 2 olarak not ediyorum. Bu yükü olduğu için aslında bir yondur proton artı nötron sayısı 32 ettiği için kütle numarası 32 olan bu sülfür izotopu. Elektron sayısı proton sayısından 2 fazla olduğu için negatif yüklü bir iyon oluyor. Bir tane daha yapalım mı? Bu sefer bu yaptıklarımızı tersten yapacağız. Demek istediğim işe bir izotop hatta negatif yükü olduğu için bir iyonla başlayıp proton, elektron ve nötron sayılarını bulacağız. Evet bize bunun flor olduğunu söylemişler. Sağ olsunlar işimizi kolaylaştırmışlar. Söz konusu olan elementin hangisi olduğunu gördüğünüzde periyodik tablo yardımıyla bu elementin kaç tane proton olduğunu bulabilirsiniz. Evet, atom numarası bir elementin sahip olduğu proton sayısına eşittir ve aynı zamanda elementi de tanımlar. Periyodik tablomuzu biraz aşağı kaydırıyorum. Bakın, florun atom numarası 9'muş. Çok kolay değil mi? Bu her flor elementinin 9 protonu olduğu anlamına gelir. Tekrar aşağı iniyorum. Evet, bize verilen element flor olduğu için proton sayısı için ayrılan boşluğa 9 yazabilirim. Buna ek olarak buradaki eksi yük aslında eksi 1 yük demeliyim. Bize elektron sayısının proton sayısından 1 fazla olduğunu gösteriyor. 9 protonumuz olduğu için elektron sayısı da 10 olacak. Nötron sayısı için de kütle numarasının proton ve nötronların toplamına eşit olduğunu hatırlamamız yeterli. 9 protonumuz varsa 18'e varmak için kaç tane nötronumuz olması gerekir? 9 tane. 9 artı 9, 18 eder.